Kampçılık, çadır ve diğer gerekli ekipmanlarla birlikte sporcuların doğal bir şekilde yola çıkması ya da daha önceden ayarlanmış alanlarda kalması olarak tanımlanabilir. Kampçılık tek başına yapılabildiği gibi diğer sporlarla birlikte de yürütülebilir. Özellikle dağcılık ve trekking gibi ekstrem sporlarla ilgilenenler için kampçılık ayrılmaz bir parçadır. Bazen günlerce ya da haftalarca süren parkurlarda çoğu sporcu yanına kamp malzemelerini de alarak doğanın keyfini çıkarır. Uyku tulumları ve çadırlarla yapılan kampçılık belli bir süre konaklamayı kapsar. Hem orman içinde ve dağ eteklerinde hem de deniz kıyısında yapılabilen kampçılık doğa ile iç içe olmak demektir. Her türlü doğa etkinliğinin temelini oluşturan bu spor zihinsel açıdan da rahatlamayı mümkün kılar. Kamp malzemelerinin eksiksiz olarak temin edilmesi kamp yapmanın temelini oluşturur. Ekipman ve kıyafetler, değişen hava koşulları ve engebeli araziler göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Temel kampçılık eğitimi öncelikle kampçılığın bir yaşam biçimi olduğu öğretisiyle başlar. Kampçılık faaliyetinde bulunanların doğaya ve canlılara saygı duyması beklenir. Doğada bulunan bitkilere, hayvanlara ve ağaçlara zarar verilmemesi ve ateş yakıldıysa mutlaka söndürülmesi gerektiği gibi bilgilerin kampçılık tarafından özümsenmesi şarttır. Doğa ile ilgili bilinmesi gerekenlerle birlikte kampçılık eğitimi sporcuların yapması gerekenleri de içerir. Özellikle ilk kez kamp yapacakların çadır kurma, ateş yakma, yemek hazırlama ve kampı toplama aşamalarında nasıl bir yol izlemesi gerektiği eğitim içinde yer alır. Değişen hava koşulları da göz ardı edilmeyerek mutlaka gidilen bölgenin iklimine uygun kıyafetler taşınmalıdır. Kamp yerinin seçimi de büyük önem taşır. Bazı bölgelerde çeşitli hizmetler veren kamp alanları bulunur. Bu alanlar çadır ihtiyacını bile karşılayabilir. Kendi çadırını kurmak isteyenler ise su kaynaklarına yakın, çok eğimli olmayan ve tuvalet gereksinimi için uygun yerlere kamp kurabilirler. Çadır seçiminde dayanıklılık, tasarım ve ölçüler dikkat edilmesi gereken noktaların başında gelir. Kamp kaç kişiyle yapılacaksa buna uygun bir çadır seçmek gerekir. Yağmur, kar gibi olumsuz hava koşullarından kampçıları koruyacak ve havalandırmaya sahip çadırlar daha kullanışlıdır. Bu anlamda ihtiyaçlarınıza uygun olarak üçgen, tünel ya da kubbe çadırları tercih edebilirsiniz. Uyku tulumlarının hafif, kompakt ve ısı kaybına yol açmayacak özellikte olması gerekir. Sırt çantaları farklı hacim ve tasarımlara sahiptir. Kampçılar yanlarına alacakları ekipmanlara uygun genişlikte dayanıklı bir çanta seçmelidir. El feneri özellikle geceleri mutlaka kullanılan kamp ekipmanlarının başında gelir. Kalın kıyafetler yerine birkaç kat ince kıyafet giymek vücut ısısını koruyacaktır. Özellikle karla kaplı soğuk alanlarda yapılan kamplarda baş ve boyun bölgesinin korunmasına yönelik kıyafetler tercih edilebilir. Islanma ihtimaline karşı yedek kıyafetler de sırt çantasında bulunmalıdır. Çakı, ilk yardım çantası, pusula, düdük, güneş kremi, güneş gözlüğü, çöp poşeti, kibrit, çakmak, temizlik malzemeleri. Kampçılık her mevsim yapılabilen bir spordur. Yazın sahil kenarında, kışın ise dağ eteklerinde kamp yapılabilir.